لو جاء عندنا إنسان عامي قال أنا لا أعرف هذا الكلام لا أعرف أنواع التوحيد الثلاث نعم eğer diyor bir kişi gelse bize kardeşimiz şöyle soru sordu iki hususta soru sordu diyor ki hocamız birisi bize gelse adam biri dese ki ya ben bu üç kısım nedir bilmiyorum bu tevhidin üç kısmı neymiş ben bunu bilmiyorum dese ne kol tayyip desek ki tamam anta تقر أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر. Sen şunu kabul ediyor musun? Evet, tamam bunu bu çeşitleri bilmiyorsun ama şunu kabul ediyor musun? Allah senin yaratıcın, kainatın yaratıcısı, rızık vereni, bütün kainatı evirip çevirenidir. Bunu kabul ediyor musun? قال نعم. Diyor ki evet kabul ediyorum. تعبد من؟ Kime ibadet ediyorsun? قال لا أعبد إلا الله. Ben diyor yalnızca Allah'a ibadet ederim. هل تثبت لله أسماء وصفات؟ Sen Allah'ın bize bildirmiş olduğu isim ve sıfatlarını da kabul ediyor musun? Taliq billah subhanahu wa ta'ala. Adam dedi ki evet kabul ediyorum. Allah'a yaraşır bir şekilde. Ve ad'u Allah bi esma'i ve sıfatı. Ve ona Allah'a onun isimleri ve sıfatlarıyla dua ediyorum, yalvarıyorum, yakarıyorum. Eyden hada muvahhid. Öyleyse bu adam tevhid ehlidir. Yaqul tayyib min ayn lakum qassamtu at-tauhid thalath aqsam. Öyleyse soruyorum sana diyor adam. Sen bu tevhidi üç kısma nasıl ayırdın? Nereden geldi bu tevhidi üç kısma? Al-Kur'an ve sünne. Diyoruz ki bu Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği bir şeydir. Mevcut fi anva'at tevhid el-thalath. Kur'an ve sünnette tevhidin bu üç kısmı anlatılmaktadır, mevcuttur. Adille kesire cidden. Çok fazla delili vardır bunun. Tayyib yekul hal hada taksim bid'a? Bu birisi diyor, adam diyor ki ya bu taksimat böyle kısımlara ayırmak bu bidat bir şeydir ya. Nekul ente ma fehemtel bid'a huna. Öyle derse biz de ona deriz ki sen bidat ne demek anlamamışsın. Nahnu la neteabbed bit taksim hada hatta tekun bid'a. Lenekulna iza ca ammi ma ya'rif hada taksim ve yukir lillah subhanahu ta'ala benva'at tevhid hada muahhed ve la elzem an ya'ti bit taksim. Biz diyoruz ki bir insanın bu taksimatı işte tevhid üç ayrılır şöyledir böyledir bunu bilmesiyle biz Allah'a ibadet etmiyoruz. Bunu kabul etmenin bu meselede bu kısımları bilmenin ehemmiyeti üzerine durmuyoruz. Bir adam gelse bu Allah'ın tevhidi az önce anlattığımız gibi kabul etse biz deriz ki bu adam tevhid ehlidir. Velev bu kısmı bu taksimatı bu tevhidin kısımlarını böyle taksim edemese bile biz bu ibadet olarak, bunu din olarak edinmiyoruz ki bu taksimatı. Bu bir öğreti. Mesel ma nekul meselen, el-Kur'an selâfe aksa. Şunu demetmeyiz gibidir diyor yani. Birinin şöyle demesi gibidir. Kur'an üç kısımdır. Ve kasas. Hâze ma hu bid'a. Hâze fakat hatta yefhemen nâs. Mesela bir adam ki bu yani bu anlatılan bir şeydir. Böyle tarif edilir. Derler ki Kur'an üç kısımdır. İbadetler, kıssalar, tevhid, hikayeler, tevhid, ibadetler ve kıssalar. Tamam. Bu şekilde anlatılabilir. Bu niçin böyle söylenmiştir? Bu Kur'an'ı üç kısma ayırıp tefrika etmek midir? Hayır, bu karşıdaki insanın bir şeyi daha basit, kolay bir şekilde anlaması için öğretilmiştir. Kal tayyib, fil kabr la es'el illa men rabbuk. Peki adam dedi ki, kabirde sadece sana şu soru sorulacak. Rabbin kimdir? La usel an tevhid-i rububiyye ve len esma-i sıfat. Tevhid-i uluhiyye. Sana kabirde rububiyet tevhidi, rablik tevhidi, ilahlık tevhidi sorulmayacak ki derse. Tamam. El kuffara lezine bu'id fihumun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Akarru bi tevhid-i rububiyye. Edhulü cennet. Öyleyse biz ona deriz ki evet ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmiş olduğu topluluk, Mekkeli müşrikler rububiyet tevhidini yani Rablik tevhidini kabul ediyorlar. La vallahi. Vela entum abiduna ma a'bud ve lena abidun ma abedtum. Bizler diyoruz bunlar cennete mi gidecek? Hayır kesinlikle. Ben sizin taplıklarınıza tapacak değilim. Sizler benim taptığıma tapacak değilsiniz. İzen labud en na'khud el-islam kamil. Ma na'khud taraf ve netruk bakiyet el-atraf. Öyleyse İslam'ı bütünüyle kabullenmemiz gerekir. Böyle bir şey olmaz. İslam'ın bir bölümünü kabul edip öbür bölümünü reddederek İslam'ı kabul etmiş olmayız.